Konumuz da neydi? Gebe muayene yöntemleri ve izlenme. Geçen ders bu konuya bir giriş yapmıştık hep beraber. Ama yarım kalmıştı. Şimdi o yarım kalan yerden biz devam edelim istiyorum. Geçen ders ne yapmıştık? Anamnez almadan bahsettik. Fiziki muayeneden bahsettik. FKS ve ÇKS dediğimiz fetüs kalp sesi ve çocuk kalp sesinden bahsettik. Sonra NST'ye girdik. Ondan da bahsettik. Vajinal muayeneyi en son anlattık. İki tane konumuz kalmıştı. Şimdi onları da bitirelim. Sonrasında bir başka konuya geçelim. Şimdi laboratuvar testlerinde biz neye bakıyoruz gebede? Önce ondan bahsedeyim. Sonra yazayım. Siz notlarınızı alırsınız. Laboratuvar testlerinde gebede kan sayımı, tam kan sayımına bakılıyor. İdrar muayeneleri yapılıyor. Glikoz tolerans testine bakılıyor. Enfeksiyon tarama testi yapılıyor. Onun dışında ultrason zaten hep yapılıyor. İkili test, üçlü test ve enfeksiyon tarama testi yapılmış oluyor. Şimdi laboratuvar tetkikleri diyelim ve yazalım. Laboratuvar tetkikleri, yani gebeden istenen tetkikler nelerdir? Şurayı yazayım. Şimdi ne demiştik? Tam kan sayımı demiştik. Tam kan sayımı. İstenen tetkiklerden birisi bu. Bir diğer ne demiştik arkadaşlar? İdrar muayeneleri. İdrar muayeneleri. Onun dışında glikoz tolerans testi. Glikoz tolerans testi. Sonra ne demiştik arkadaşlar? Enfeksiyon tarama testi. Enfeksiyon tarama testi. Sonra ne dedik? İkili test, üçlü test, ultrason ve pap smear demiştik, değil mi? İkili test, üçlü test. Pap smear. Bunu size anlatmıştım. Bir tanesi de neydi? Ultrason. Tetkiklerde bakacağımız istenilen şeyler bunlar. Şimdi laboratuvar tetkiklerinden sonra abdominal muayeneye geçmemiz gerekiyor. Abdominal muayeneyi kadında niçin yapıyoruz arkadaşlar? İntrauterin gelişme geriliği var mı? Bunun takibi için. Polihidroamniyoz var mı? Yani amniyoz sayısının o normal değerinden daha fazla olması. Çoğul gebeliklerde de genellikle bu çoğul gebeliğe bağlı olarak karında aşırı büyüme vardır. Bunun takibi de yapılmaktadır. Ultrasonu genelde palpasyon yöntemiyle gebe muayenesini, abdominal muayeneyi biz palpasyonla yapıyoruz. Ama günümüzde daha çok ultrason yöntemi kullanılıyor. Abdominal muayenede palpasyon yaparken biz neden yararlanıyoruz? Repartman yararlanından yararlanıyoruz. Şimdi önce bunları bir anlatalım. Sonra kısa kısa bu manevraların birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü evreleri var. Onları kısaca not alalım isterseniz. Manevraları niçin yapılır? Neden ihtiyaç duyulur? Ondan bahsedeceğim. Sonra tek tek anlatacağım ve bugün de yine bir maketimiz var. Maket üzerinde göstereceğiz. Şimdi Leopard manevralarını biz niye yapıyoruz? Fundus yüksekliğini bulabilmek için yapıyoruz. Bunun dışında fetüsün eli gelen kısmını bilebilmek için yapıyoruz. Gebelik haftasını hesaplayabilmek için. Birinci Leopard manevrası arkadaşlar, şunu da eklemem gerekiyor. Leopard manevralarını biz gebede 5. aydan sonra genellikle öneriyoruz. Bu manevraları yaparken çok sert ve haşin davranmamız gerekiyor. Nazik ve kibar olmamız gerekiyor. Çünkü uterus kontraksiyonları uyarılabilir ve başlayabilir. Gebede
Leopard manerasına gelmeden önce mesanesini tamamıyla boşaltması gerekiyor. İdrarı yapmış olması gerekiyor. Rahat bir muayene için. Şimdi birinci leopard manerasında bizim baktığımız şey şu. Fundus yüksekliği. İlk baktığımız şey bu. Daha sonra da işte ele gelen kısım nedir? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Gebelik süresine göre fundus yükseklikleri farklılıklar gösteriyor. Şöyle yazalım. Gebelik süresine göre fundus yükseklikleri. Şimdi bunlar neler? Gebeliğin 20. haftasında fundus göbeğin iki parmak altında oluyor. Gebeliğin 24. haftasında fundus göbek hizasında oluyor. Gebeliğin 28. haftasında fundus göbeğin 3 parmak üstünde oluyor. Gebeliğin 32. haftasında fundus sternumun 4 parmak altında oluyor. Yine gebeliğin 36. haftasında fundus sternuma dayanmış oluyor. Gebeliğin 40. haftasında da fundus sternumun 2 parmak altında oluyor. 2 parmak altına inmesi artık bebeğin angaja olduğunu ve doğumun yakın olduğunu bize gösteriyor. Bunları isterseniz not edelim. Gebeliğin 20. haftasında fundus göbeğin 2 parmak altında. 20. haftasında iki parmak altında ne demiştik? 20. haftasında iki parmak altında. Şöyle yapalım. Haftaları ve şunu çizelim. Diğerleri aynı zaten. Gebeliğin 24. haftasında da göbek hizasında fundus. Gebeliğin 24. haftasında fundus göbek hizasında. Göbek hizasında. Ne demiştik? Gebeliğin 28. haftasında da fundus göbeğin 3 parmak üstünde. 28. haftada fundus göbeğin 3 parmak üstünde. Haftada da arkadaşlar fundus sternumun 4 parmak altında. 32. haftada fundus ne dedik? Sternumun 4 parmak altında. Şöyle yapayım, altında. 32. haftada. 36. haftada da fundus sternuma dayanmış durumda. Son olarak da 40. haftada fundus sternumun 2 parmak altında. 40. haftada fundus sternumun 2 parmak altında.
Onu da şu şekilde yapabiliriz. Şimdi notlarınızı tuttuysanız leopard manevralarına geçebiliriz. Şu gözükecek mi? Şöyle değil mi? Bu taraf olacak mı? Hiç gözükmüyor. Nasıl yapabiliriz? Kamerayı biraz indirmeye çalışayım. Yok, indirme. Altını çekebilirim. Ya da elimi tutmam gerekiyor. Elimi tutmam. Şöyle gözüküyor mu arkadaşlar? Evet. Tamam. Şimdi bu anne ve gebe. Annemizin yüzü. Onu da şöyle koyacağım. Bebeği ben parçalara ayırdım özellikle. Size gösterebilmek adına. Şimdi biz birinci leopard manevrası arasında ne dedik? Fundus yüksekliğine bakıyoruz ve ele gelen kısım ne? Buna bakıyorduk. Onu şöyle hem yazalım hem gösterelim. Hocam sana yardım istesem olur mu? Tabii. O zaman şöyle yapacak, sen bunu tutacaksın. Tabii. Şöyle. İyi değil mi? Ben tamam, bu şöyle koyacağım. Bu da şöyle. Şimdi gözüküyordur diye düşünüyorum. Anneniz başı ve vücudu diyorum arkadaşlar. Ben birinci leopard manevrası size göstermek için yardım istedim. Yüzü bana dönük, sırt üstü ben sedyeyi alıyorum gebeyi. Daha sonra ayaklarını biraz kıvırmasını söylüyorum. Ve yüzüm gebenin yüzüme dönük. O da bana aynı şekilde. Vücudu da bana dönük biçimde. Birinci leopard manevrasında ben fundus yüksekliğini bulmaya çalışıyorum. Şu iki elimi ne yapıyorum? Göbeğin az daha ilerisinde birleştiriyorum ve birazcık bastırıyorum. Bastırdıktan sonra fundus yüksekliğini bulmaya çalışıyorum. Bir diğerine vermiştik. Ele gelen kısım ne? Ele gelen kısmı biz şöyle anlayacağız. Bebeğin başı diyelim. Elimle kontrol ediyorum. Bu fundusu buldum, fundus yüksekliğini buldum. Bu ele gelen kısım sert ve yuvarlak bir kısım elime geliyor. Dolayısıyla diyorum ki baş tarafı yukarıda. Ya da elime gelen kısım ne olabilir? Şöyle. Girintili, çıkıntılı ve yumuşak dokular elime gelebilir. Ben palpasyonda buna bakıyorum ve diyorum ki ele gelen kısım baş olmadığına göre makat olabilir diyorum. Evet, biraz bekleteceğim ama. Şimdi birinci leopard manevrası dedik. Burada neye baktık arkadaşlar? Fundus yüksekliği. Ve eli gelen kısma baktık. Bu neydi? Baş olabilir veya makat olabilirdi. Şimdi ikinci leopard manevrası. Bunda neye bakacağız arkadaşlar? Bunda da yeni doğanın sırt kısmının göbeğin sağında veya solunda ne tarafında olduğuna bakıyorum. Yine annenin yüzü bana doğru dönük, vücudu bana doğru dönük. Ben de aynı şekilde hiçbir pozisyonumuzu bozmuyoruz. Bunda da şuna bakıyoruz. Bebeği yine yerleştiriyorum. Ellerim de yine aynı şekilde. Bu sefer göbek hizasının sağında ve solunda bebeğin sırtını aramaya başlıyorum. Elimle yine palpasyonla bakıyorum. Elime gelen kısım düz ve sert bir kısım geliyor. Diyorum ki bebeğin sırtı bir gebeye göre sol tarafta. Dolayısıyla ben ÇKS'yi bu tarafta aramam gerekiyor. Çünkü sırt kısmından daha net şekilde kalp atımını duyabileceğim. Ay çok ağır. Tamam, bırakabilirsin bu arada. Şimdi ikinci leopard manevrasında neye bakıyorum dedim. Bebek sırtının nerede olduğunu buluyorum.
Bebek sırtının nerede olduğunu buluyorum. Hangi tarafta? Sağda mı, solda mı? Buluyoruz. Bunun içinde ney önemliydi? ÇKS. Bulduğumuz yerden de ÇKS bakıyoruz. ÇKS bakıyoruz. Yani ikinci leopard manevrası esasında bizim çocuğun kalp sesini duyabilmemiz için bebeğin sırt kısmını bulmamıza yardımcı. Şimdi üçüncü leopard manevrasında da yine anne yüzü bana bakıyor, vücut bana doğru dönük. Bu sefer de ben başı alıyorum ve şuraya yerleştiriyorum. Elimi şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Ve simpisiz pubis üzerine bastırıyorum hafifçe. Burada da ele gelen kısım nedir? Yine bakıyorum, baş mı yoksa ekstremitiler mi, makat mı? Ele gelen kısım nasıl? Yuvarlak ve sert. Dolayısıyla ben şunu düşünebiliyorum ki baş geniş. Ama ele gelen kısım ne olabilir? Yumuşak ve böyle girintili çıkıntılı eline gelen şeyler var. O zaman düşünüyorum ki makat. Yine baktım, elimi aynı şekilde simpisiz pubis üzerine bastırıyorum ama ele gelen bir şey yok. Siz ne düşünürsünüz? Bana bir yazın isterseniz. Tamam hocam, koyabiliriz. Son kaldı. Orada da söyledikten sonra bitireceğiz. Ele gelen, mesela simpisiz pubis'e baktım, ele gelen bir şey yok. Ne düşünüyorsunuz? Yazın, yine çikolata var bugün. Kim bilirse çikolata. Bakalım hocam. Olur, bakalım. Burada da neye bakıyoruz dedik? Önde gelen kısım. Cevap yok daha hocam. Hocam soru isterseniz tekrar söyleyin, anlamadan varsa. Tamam. Şimdi arkadaşlar... Şey demiş hocam, kan doğru varsa bebeğin olmadığı... Yok, değil. Bebek var ama şimdi ne dedik? Biz üçüncü leopard manevrasını anlattık. Elimi şu şekilde dedik. Simpisiz pubis üzerine bastırdım. Elime sert ve yumuşak bir şeyler geldi. Ne düşündüm? Baş geliş dedim. Yine bastırdığımda elime işte böyle girintili çıkıntılı yumuşak şeyler geliyor. Ne düşünebilirim? Makas geliştiği düşünebilirim. Ama simpisiz pubis üzerine bastırıyorum ama ele gelen bir şey yok. Ne düşünebilirim? Size soru. Dilek çikolata. Bekliyorum daha cevap gelmeyen. Şimdi dördüncü leopard manevrasında da arkadaşlar son bu. Geliyorum hocam. Cevap gelmedi maalesef. Tamam, birazdan gelir. Yetemeni geliyorum hocam. Tamam. Çocuklar duyuyor hocam, kafaya gerek yok. Neye gerek yok? Kafaya. Ha, net gösterecek şey. Neden önemli şimdi dördüncü leopard manevrasında? Şimdi hastanın yüzü hep bana dönük ya, 3'e kadar. Şimdi ben hastanın arkasına geçiyorum. Bu sefer ne yapıyorum? Pelvik üzerinde benim elime gelen kısım neydi? Baş olabilir, değil mi? Bu baş angaje mi değil mi, ben bunu öğrenmeye çalışıyorum. Yani elimin altında bebeğin başını yokluyorum, oynuyor. O zaman diyorum ki bebek daha angaje olmamış. Yani doğum kanalına daha yerleşmemiş. Bakıyorum, elimle oynayan bir şey yok, sabit. O zaman ne diyorum? Doğum kanalına yerleşmiş, doğum eylemi başlayabilir diyorum. Dördüncü leopard manevrasını da bunun için yapıyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Çok olmuş bu aşkı. Şimdi şunların hepsinde 1'de, 2'de, 3'de. Hocam Koray Uşar demiş ki bebek düşüyor mu demiş. Yok, düşmüyor. Ama yaklaşırsınız sanki. Birazcık daha mantık edeceğim. İkinci, üçüncü. Önce şu 4'ü bir yazalım. Dördüncü. Manevrası. Bunda da neye bakıyoruz?
arkadaşlar. Bebek angaje olmuş mu? Hocam Koray tekrar demiş ki ya da bebeğin göbek tarafı düşüyor mu herhalde? Yok Koray, yaklaşıyorsunuz birazcık daha. angaje olduysa ne diyoruz? Doğum kanalına girmiş diyoruz. Doğum eylemi başlayabilir diyoruz. Angaje olmadıysa da daha doğum kanalına girmemiş ve doğum eylemi daha başlamamış diyoruz. Şimdi 1, 2, 3'te hastanın yüzü ve gövdesi bize dönüyor. Dördüncüde hastanın yüzü ve gövdesi bize dönük değil arkadaşlar. Hastanın arkasına geçiyoruz çünkü. Hocam, korkma ne kadar kendime şunu sormuş, çok özür diliyorum. Hocam bu olay kaçıncı haftada oluyor demiş. Angaje olmasın mı? Bilmiyorum. Doğuma yakın artık, son ayda. Son ayda. Kim söylemiş? Koray 3 hafta olmuş. Koray son ayda. Angaje olması son ayda artık. 9. ayın içerisinde. Şimdi biz geçen derste son adet tarihini, bununla ilgili soracağınız sorular varsa sorun. Geçen derste son adet tarihiyle ilgili bir ne demiştik? Yılla ilgili bir sıkıntı yaşamıştık galiba. Şimdi onu bir tekrardan gözden geçirelim isterseniz. Tekrar örnek üzerinden. Biz tahmini doğum tarihi nasıl hesaplıyorduk? Son adet tarihinden hesaplıyorduk. son adet tarihi güne 7 ekliyorduk, aydan 3 ay geriye gidiyorduk, yıla da 1 ekleyeceğiz arkadaşlar. Bundan bir sonuç çıkıyordu, tamam mı? Şu sonuçta tahmini doğum tarihiydi. Şimdi biz şöyle diyelim, 15-8-2020 diyelim. 15'e ne ekledik? 7, 8, 2020, 22, 8, 2020 diyelim. Şuradan 22, 8'den de geriye gideceğiz. 4, 2020, şuna da 1 ekleyeceğiz yıla. 22, 4, 2021 tahmini doğum tarihi. Anlaştık mı? Artık sorumuz yoktur herhalde. Kan zorlaması soruya cevap olarak boş gebelik falan mı hocam demiş. Ha yok, boş gebelik değil. O zaman ne düşünüyoruz biliyor musunuz çocuklar? Bu bebeğin yan gelebileceği ihtimalini biz gözden kaçırmamız lazım o zaman. Yani o zaman elinde gelen bir şey yoksa bebek yan duruyor demektir. Şeye doğru, vajene paralel duruyor demektir. Son cevabı bu herhalde daha gelmiyor. Yok. Tamam. Şimdi kaç dakikamız var? Yeni konuya gireyim mi? Peki anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Yeni konuya bir giriş yapayım. Sonrasında ikinci derste bununla devam ederiz. Şimdi gebelikte bilgilendirme yapabileceğimiz konular var. Bu konular neler? Önce bunları söyleyelim. İkinci ders bunları yazıp onun üzerinden anlatalım. Gebelikte yorgunlukla ilgili bilgi verebiliyoruz. Bulantı kusmayla ilgili bilgi verebiliyoruz. Sık idrara çıkma oluyor. Bununla ilgili bilgi veriyoruz. Varis, hemoroidle ilgili genel bilgiler verilir. Kabızlıkla ilgili bilgi, reflü ile ilgili bilgi, bacak kramplarıyla ilgili bilgi veriyoruz. Bunun dışında solunum sıkıntıları oluyor gebelerde. Bununla ilgili genel bilgi. Ciltte bazı değişiklikler oluyor. Onunla da ilgili genel bilgi veriyoruz. Memelerde hassasiyet oluşuyor ve aşırı tükürük salgılanması oluşuyor. Şimdi bunları yazalım. İkinci saatte bunları tek tek açıklayalım isterseniz.
Gebelikte bilgi verilen konular. Ne demiştik? Kabızlık, hemoroid, ciltteki değişiklikler, onun dışında solunum sıkıntısı, başka ne demiştik arkadaşlar? Varis, reflü, bacaklardaki kramplar, Başka ne demiştik? Memelerde hassasiyet, şuraya yazalım. Memelerde hassasiyet. Salgılarda artış, dikirik bezlerindeki artış diyelim. Bezlerin salgılarında artış. Yorgunluk, bulantı, kusma. Bunun dışında baş dönmesi ve bayılma. Tamam, ikinci saate devam edelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. İkinci saatimizde kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi tahtaya yazmıştık. Bunu da bir tekrar edelim isterseniz. Gebelikte bilgilendirme yapacağımız konular var demiştik. Bunlar neydi? Yorgunlukla ilgili bilgi verebiliriz dedik. Bulantı kusması olur gebelerin bulantı ve kusması olur. Bununla ilgili genel bilgi vereceğiz. Sık idrara çıkmayla ilgili genel bir bilgi, baş dönmesi ve bayılma hissi, onun dışında varis, hemoroid, kabızlık, reflü gibi konularda bilgi verebiliyoruz. Bacak krampları, onun dışında solunum sıkıntısı, ciltteki değişikliklerle ilgili genel bilgiler ve öneriler verebiliriz. Memelerdeki hassasiyet ve en sonunda aşırı tükürük salgılanmasıyla alakalı bilgi verebiliyoruz. Şimdi başlayalım yorgunlukla. Gebeliğin ilk haftasından itibaren yine gebelerde böyle halsizlik ve yorgunluk görülebiliyor. Bunun etkisi ise arkadaşlar progesterona bağlı. Gebeliğin ilk haftalarında bu başlıyor fakat 20. haftasından sonra artık kendiliğinden kayboluyor. Bulantı ve kusma da yine gebeliğin ikinci haftası itibariyle başlıyor ama 12. haftası itibariyle yine kendiliğinden kayboluyor. Bu bulantı kusmada etken olan unsur şu, yine östrojen ve beta HCG'nin neden olduğu ortaya konulmuş. Bu bulantı ve kusma gebede yemek yemeyi önleyecek kadar aşırı derecede oluyorsa biz buna hiperemezis diyoruz. Hiperemezis, şuraya yazalım. Hiperemezis. Gebenin yemek yemesini, bir şeyler içmesini engelleyecek kadar aşırı derece bulantısının olmasına hiperemezis diyoruz arkadaşlar. Şimdi biz hastaya ne önerebiliriz? Sabah kalktığında küçük bir dilim ekmek yiyebilir, tuzlu kraker yiyebilir, sarı leblebi yiyebilir. Az yağlı yiyecekler yemesi gerekiyor. Karbonhidrattan yüksek yiyecekler yemesi gerekiyor. Baharatlı yiyeceklerden uzak durması gerekiyor. Kola ve gazoz gibi böyle gaz yapıcı yiyeceklerden, asitli içeceklerden uzak durması gerekiyor. Az az ve sık sık yemesi kendisi için öneriliyor. Bunun dışında
Eğer kokulan midesini bulandırıyorsa kokulu ortama girmemesi gerekiyor. Eğer yemek yapması gerekiyorsa yemek yapmayı bırakacak tabii ki de. Çay ve kahve tüketimi varsa bunu minimuma indirmesi gerekiyor arkadaşlar. Kızartma, baharatlı yiyecekler, onun dışında dedik gazozlu, asitli içecekler, aşırı yağlı yiyecekler kesinlikle gebe için yasak. Açık havada bol bol yürüyüş yapması gerekiyor. Bulunduğu ortamı da sık sık havalandırması gerekiyor. B6'dan da zengin yiyecekler yemesi gerekiyor. Neler yiyebilir? Muz, taze sıkılmış meyve suları olabilir, süt, peynir, yumurta, onun dışında somon, başka da tüketebilir arkadaşlar. Hindi veya tavuk eti gibi şeyler tüketebiliyor. Şimdi sık idrara çıkma, gebelikte büyüyen uterusla birlikte bu uterusun mesane üzerinde baskısı mesaneyi pelvik yapının içine itiyor. Dolayısıyla mesane hassaslaşıyor ve kapasitesi de azalmış oluyor. İlk aylarda gebede sık idrara çıkma çok sık rastlanıyor. Bu sebepten dolayı. Daha sonra bir rahatlama oluyor ama en son olarak yine doğuma yakın zaman içerisinde bu sefer de bebeğin kafasının angajı olmasına bağlı olarak yine mesane üzerinde baskı oluyor. Mesane hassasiyetleşiyor ve kapasitesi azalıyor. Yine sık idrara çıkma görebiliyoruz. Bunun dışında baş dönmesi ve bayılma hissi. Progesteron etkisine bağlı olarak bir hipotansiyon gözükebiliyor. Bu da bayılma hissi yaratabiliyor gebede. Uzun süre ayakta kalma yine bayılma hissi yapabiliyor. Ya da işte gebenin çok ağır işler yapması onu etkileyebiliyor. Kan şekerinin düşük olması da arkadaşlar gebede baygınlık hissi yaratabiliyor. Peki biz gebeye ne önerebiliriz? Yan yatar pozisyonda yatmasını önerebiliriz. Uzun süre ayakta kalmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Ağır işleri yapmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Ya da çok böyle meşakkatli işler yapacaksa da arada sık sık dinlenmesini önerebiliriz. Çok sıcak suyla banyo yapmaması gerekiyor. Onun dışında yataktan aniden kalkmaması gerekiyor. Yataktan önce de kalkacak, oturacak. Bir 3 dakika, 5 dakika kendini bulacak. Sonrasında yataktan kalkabilir. Öğün atlamaması gerekiyor arkadaşlar. Bu da kan şekerini düşürdüğü için kendisi için sıkıntı. Ne dedik? Yorucu işlerden de kesinlikle uzak durması gerekiyor. Şimdi varis gözüküyor gebelerde dedik. Neydi? Bu progesteron vazodilatasyon etkisine bağlı olarak ortaya çıkabildiği gibi yine uterusun büyümesine bağlı olarak alt ekstremitelerde aşırı derecede bir basınç oluşuyor ve dolayısıyla da varisler ortaya çıkabiliyor. Varisler iki şekilde vulvada gözüken varisler ve bacak varisleri şeklinde. Biz vulvada varis gördüysek hastaya ne önerebiliriz? Sıkı kilotlar giymesini önerebiliriz. Bu varisin olduğu bölgeler ve pedlerle desteklenmeli. En az iki pedde desteklenmesi gerekiyor. Bacaklarda gördüğümüz varisler için de önerebiliriz. Uzun süre oturup pozisyonda kalmaması gerekiyor. Veya uzun süre bacak bacak üstüne atmış bir şekilde oturmaması gerekiyor. Uzun süre ayakta kalmayacak, uzun süre oturmayacak. Bunlar dolaşımı etkileyebiliyor. Varis çorapları kullanabilir. Onun dışında sıkan lastikli çorap giymemesi lazım veya işte böyle sıkı tayt tarzı şeyler giymemesi lazım ve topuklu ayakkabı kullanmaması lazım varisini en azından aynı seviyede tutması için, ilerlemesini önlemek için. Bir diğeri de arkadaşlar hemoroid. Hemoroid de yine fetüsün uterustaki pozisyonuna bağlı olarak anorektal bölgede gözükmesidir. Bu hemoroid aslında doğumdan önce varsa muhakkak tedavi edilmesi gerekiyor. Çünkü doğumla birlikte basınçla ağrı, sızlama ve yanma hissi çok daha fazla olacaktır. Doğum yaklaştığında tabii bu hemoroid acısı daha da artacağı için onun öncesinde kesinlikle tedbirini almış olması gerekiyor. Biz ne önerebiliriz gebeye? Kabız olmaması gerekiyor. Yani dikkat edecek, posalı yiyecekler yemesi gerekiyor. Baharatlı yiyeceklerden uzak durması gerekiyor.
figer egzersizleri yapması gerekiyor. Kaç kişi var şu an sistemde? Size bir soru. 21. 21 kişi. Kegel egzersizini bana şöyle kısaca bir yazacak olan var mı? Size soru. Bilin, hediyenizi alın. Öyle söyleyeyim. Ne dedik? Hemoroidden bahsediyorduk. Hemoroidde kanama olursa da hemen doktora... Hocam, sonra tekrar yayınlamanızı istiyorlar. Tamam. Kegel egzersizi arkadaşlar. Neydi, hatırlayan var mı? Şuraya yazıyorum. Kegel egzersizleri, egzersizi. Dersin sonuna kadar gönderebilirsiniz. Evet, hemoroid dedik. Kanama olursa da doktora başvurması gerekiyor. Kabızlıkta yine gebelikte gözüken sıkıntılardan birisi olabilir. Karşımıza çıktığında ne yapmamız gerekiyor? Gebeye neler önerebiliriz? Gebelikteki hormonların etkisiyle bağırsaklardaki bu hareketlilik azalabilir. Dolayısıyla kabızlık gözükebilir. Büyüyen öterüsün bağırsaklara baskı yapmasıyla kabızlık gözükebilir. Yetersiz sıvı alımı kabızlık yapabilir. Gebenin düzenli egzersiz yapmaması veya hareketsiz kalması da yine kabızlığa neden olabilir. Yanlış beslenme de arkadaşlar kabızlığa neden oluyor. Gebelik döneminde bizim önerdiğimiz bu demir preparatları da kabızlığa neden olabiliyor. Şimdi ne önerebiliriz? Meyve sebze bol ağırlıklı yemeli, bol posalı yiyecekler yemeli, tam tahıl, bunun dışında kuru baklagiller yiyebilir. Günde en az 8 ile 10 bardak sıvı şeyler tüketmesi gerekiyor. Sık sık ve az az yemek yemesi gerekiyor. Sabah aç karnına ılık su içmesi bu bağırsak hareketlerini başlatmaya neden olur ve bu da önemlidir. Kuru erik, incir veya kayısı yiyebilir. Hepsi kuru olmak şartıyla. Yürüyüş yapması lazım, egzersiz yapması lazım. Dışkılama hissi geldiği an bunu ertelememesi gerekiyor. Hemen gitmesi gerekiyor. Bir de her gün aynı saatte dışkılama için kendini planlaması gerekir. Böylelikle düzene girmiş olur dışkılama süresi. Bunun dışında ne demiştik arkadaşlar? Gebede reflü olabilir demiştik. Reflü de bu özefagustan mide öz suyunun özefagusa çıkması ve ağızda böyle acı bir his bırakması, boğazda yanma gibi hislere neden olabiliyor. Bu da gebeliğin 24. haftasından sonra artış gösterebilir. Biz ne önerebiliriz gebeye? Kızartma yememeli. Bunun dışında işte acılı, baharatlı şeyler yememeli, turşu yememeli, kafein tüketimini sınırlandırmalı, gazlı içecekler ve çikolata yememesi gerekiyor. Bunun dışında yine her zaman söylediğimiz gibi sık sık ve az az yemek yemesi gerekiyor. Akşam yemeğini çok geçe bırakmaması gerekiyor. Uykusunda ve midesindeki sıkıntılar artacağı için. Yemekten sonra kesinlikle yürüyüş yapması gerekiyor. Yatarken de yastık sayısını yükseltebilir. Şimdi ne dedik? Bacak krampları. Bacak krampları da yine gebelikte çok sık gözükebiliyor. Bu da uterusun yine alt ekstremiteye baskı yapması, pelvis damarlarına ve sinirlerine baskı yapmasıyla ortaya çıkabiliyor. Genellikle gebeliğin son aylarında gözüküyor. Ve yetersiz kalsiyum alımına bağlı olarak gözükebildiği gibi kalsiyum-fosfor dengesizliğinden de bacaklarda kramplar gözükebiliyor. İşte ayağın uzun süre aynı pozisyonda kalması kramplara neden olabilir. Biraz önce de dediğimiz gibi büyüyen uterusun bu pelvis, sinir ve damarlara baskı yapmasıyla da yine kramplar oluşabiliyor. Peki biz ne önerebiliriz? Kalsiyum alımını artırabilir gebe. Bacakları sıkan lastikli işte çorap olabilir, tart olabilir. Bu tarz şeyleri giymekten kesinlikle kaçınması gerekiyor. Dinlenirken sırt üstü uzanıp ayaklarını bir 20-30 santim yukarıda dinlenmesi gerekiyor. Aşırı süt tüketimi de varsa ne diyoruz? Günlük süt miktarı 2 bardağı geçmesin diyoruz. Ve sıcak duş almak da krampı geçiren bir etken. Solunum sıkıntısına baktığımızda arkadaşlar,
Yine bu gebelikle birlikte uterusun diyaframaya baskı yapması akciğerleri sıkıştırıyor. Dolayısıyla gebe işte merdiven çıkarken, yürürken ufak egzersizlerde, ufak hareketlerde solunum sıkıntısına girebiliyor. Sonuçta bu östrojen seviyesinin yüksekliğine de bağlı olarak bu burun mukozasında bir ödem meydana gelebiliyor. Ödemden dolayı da burun tıkanıklığı yaşayabiliyor. Sonuçta yine bir solunum sıkıntısına girmiş oluyor. Biz ne önerebiliriz gebeye? Dik oturmasını, dik durmasını önerebiliriz en başta. Solunum ve gevşeme egzersizleri yapmasını önerebiliriz. Efor sarf edilen durumlarda ise sık sık dinlenmesini, aralıkları kendisine göre ayarlamasını isteyebiliriz. Uyurken başını 2-3 yastık yüksekte tutmasını önerebiliriz. Gaz yapıcı gıdalardan uzak durması gerektiğini söyleyebiliriz. Yan pozisyonda yapmasının kendisi için iyi olacağını söyleyebiliriz. Ve buruna serin fizyolojik damlatılabilir diyebiliriz. Şimdi ciltteki değişiklikler nelerdir? Ciltte de arkadaşlar lekelenmeler olabiliyor. Onun dışında işte fetüsün büyümesine bağlı olarak göbekte karın bölgesinde çatlaklar oluşabiliyor. Bu çatlakların oluşmasını engellemek için ozon yağı veya işte bu hakiki zeytinyağı kullanabilir, masaj şeklinde kendi göbeğine yedirebilir. Dolayısıyla bunu gebeliğin başlangıcından itibaren yaparsa çatlakları olumlu bir şekilde azalmış olur. Gebelikte ortaya çıkan bu yüzdeki lekeleri engellemek için de gebenin yaz kış demeden güneş ışığından koruyucu kremler sürmesi gerekiyor. Gerekirse losyonlar kullanabilir. Şimdi memelerdeki hassasiyete bakacağız. Memelerdeki hassasiyet yine bu memelerdeki yağ dokusunun artmasına bağlı olarak veyahut da meme içinde bulunan alveollerin büyümesine bağlı olarak ortaya çıkabildiği gibi memelerde bu areolar kısmında, o kahverengi kısmı demiştik, küçük salgı bezleri böyle başını göstermeye başlar. Bunun nedeni de bu meme ucunun nemlenmesini sağlamak için. Gözlerde artık ikinci trimesterden sonra ne oluyor? Sütler birikmeye başlıyor. Dolayısıyla hatta ikinci trimesterden sonra süt tamamıyla gelmeye de başlayabilir. Dolayısıyla memeler büyüyor ve hassasiyet artıyor. Biz gebeye ne önerebiliriz? İşte alttan bol destekli sütyenler kullanmasını önerebiliriz. Ve göğsüyle çok fazla oynamaması gerektiğini önerebiliriz. Aşırı tükürük salgılamada arkadaşlar, gebelikteki bu bulantı kusmaya bağlı olarak, yani gebelerde gözüken bulantı kusma, bu tükürük salgısını da tabii ki fazlalaştırıyor. Yani gebenin sık sık ve az az yemek yemesi gerekiyor. Sakız çiğneyecekse bunu şekerli sakız değil de normal şekersiz sakızı kullanması gerekiyor. Çünkü şekerde bu ağız içi sıvısının artmasına neden oluyor. Bunun dışında kabak çekirdeği yiyebilir, beyaz leblebi yiyebilir ve ay çekirdeği yiyebilir diyoruz. Şimdi bu konuda bu kadar. Bununla ilgili genel bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Benim sorduğum soruya cevap geldi mi? Nazlı cevap vermiş hocam. İlk Nazlı cevap verdi. Kadınlarda vajina etrafındaki kasların güçlenmesi için yapılan egzersizler düzenli yapılırsa idrar kaçırma, rahim sarkması gibi sorunların önüne geçer demiş. Sonra Doğan Doğbaz şimdi şu an açıklama yaptı. Kegel egzersizi ilk olarak mesaneyi boşaltma işlemiyle başlaması gerekir. Evet. İdrarını yaparken her bir kaslarını kasar demiş. Doğru. O iki kişi de ismini alalım o zaman. Güzel açıklama yapmışlar. Kaan Doğbaz ve Nazlı. Nazlı'nın söylediğini ilk şuna da söylediğini yazdık. Kaan ve Nazlı. Okul açılıyor, beni bulalım. Kegel egzersizi arkadaşlar, bu hani biz lavaboya tuvalet ihtiyacımız olduğunda gidiyoruz ya, tuvalete oturduk, idrarımızı yapıyoruz. Hani oradan örnek vererek size açıklama yapayım. İdrarı yaptık, kendimizi tutuyoruz, yapıyoruz, tutuyoruz, yapıyoruz, tutuyoruz. Bu işlemi biz normalde otururken,
iş yaparken de yapabiliriz. Kegel egzersizi arkadaşımızın da dediği gibi bu kasları güçlendirmeye yarayan bir egzersiz. Alt kısım kaslarını güçlendirmeye yarayan bir egzersiz. O bilen iki kişi de okul açılınca gelsin dedi, bir bulsun. Kaan'la Nazlı. Nazlı soyadını söyle. Şimdi arkadaşlar, gebelikte danışmanlık verilen konular var. Bunlar neler? Şimdi bunlara bir göz atalım. Bunlardan birincisi beslenme ve diyet. Fiziksel aktivite ve çalışma koşulları. Gebelikte cinsel yaşam, hijyen ve genel vücut bakımı, ağız ve diş sağlığı, alkol alışkanlığı ve madde bağlılığı, ilaç kullanımı, tetanos, toksidoimmünizasyon. Bunun dışında gebelikte tehlike işaretleri nelerdir? Onlardan bahsediyoruz. Acil durumda gebe ve ailesinin izleyeceği yöntem ne olabilir? Bunlarla ilgili bilgi veriyoruz. Doğum eylemi ve doğum. Doğum nerede yapılacak? Kimin tarafından yapılacak? Emzirme ile ilgili genel bir bilgi ve en son aile planlaması. Şimdi bunları bir yazalım isterseniz. Notumuzu alalım. Sekiz dakikamız var. Tamam, şunları not alalım. Başlayalım. Kaldığımız yerden sonrasında devam ederiz. Gebelikte danışmanlık verilen konular. Biraz önce saydım. Bunları tek tek bir bakalım. Beslenme ve diyet bir tanesi. Fiziksel aktivite ve çalışma koşulları. Fiziksel aktivite ve çalışma koşulları. Gebelikte cinsel yaşam. Hijyen ve vücut bakımı. Ağız ve diş sağlığı. Sigara alışkanlığı. Alkol alışkanlığı ve madde bağımlılığı. İlaç kullanımı. Tetanos. Toksoid. İmmünizasyon. Bunlara ek olarak da yine şuradan devam edelim. Gebelikteki tehlike işaretleri. Acil durumda gebe ve ailesinin izleyeceği yol, gebe ve ailesinin izleyeceği yollar. Bir de doğum eylemi ve doğum. Ne demiştik? Doğumu nerede yapacak? Kim yapacak? Bununla ilgili bilgi vereceğiz. Bir diğer madde. Doğum nerede? Ne zaman? Ve kim tarafından? Emzirme dedik. Ve en son da aile planlaması. Şimdi o zaman geçiş yapalım. Gebelikte beslenme. Gebenin günlük alması gerekli besinler nelerdir?
maksimum ne kadar alması gerekiyor? Şimdi gebelikli beslenmede şöyle bir şey var arkadaşlar. Günlük kalori ihtiyacı 2500 ile 2800 kilokalori arasında olması gerekiyor. Gebelikteki normal protein ihtiyacı da 80 ile 100 miligram arası, 100 gram arası. Karbonhidrat miktarı da 320 gram arası, 320 ile 380 arası. Demir ihtiyacı da yine 40 ile 60 miligram arası olması gerekiyor. Dışarıdan yemenin 400 miligram folik asit alması gerekiyor. Normal sebze ve meyveyle beslenmesi gerekiyor ama artı 400 miligram da folik asit alması gerekiyor. Bunun dışında en az 2 litre sıvı tüketmesi gerekiyor. Sindirimi kolaylaştırmak için hep tekrarladık, sık sık az az yemesi gerekiyor. Kabızlığı önlemek için de hareket, egzersiz gerektiği gibi posalı yiyecekler yemesi gerekiyor. Şimdi o zaman bu besinle ilgili kısmı şuraya yazalım. Ne dedik? Günlük kalori ihtiyacı. Kalori ihtiyacı 2500 ile 2800 kalori olması gerekiyor. Protein ihtiyacı 80 ile 100 gram arası. Onun dışında ne dedik? 320 ile 380 arası da karbonhidrat alması gerekiyor. 40 ile 60 miligram da demir preparatları. Bunun dışında 400 miligram mikrogram pardon folik asit takviyesi. İki litre su, sık sık az az yemek yemek ve posalı yiyecekler tüketmek. Evet. Son bir dakikamız var. Tamam. O zaman şöyle toparlayalım. Gebelikte bilgilendirme yaptığı son yapacağımız konular dedik. Beslenme ve diyeti anlattık. Fiziksel aktivite, çalışma koşulları, gebelikte cinsel yaşam, hijyen ve genel vücut sağlığı, ağız ve diş sağlığı, onun dışında alkol veya diğer madde bağımlılığı ile ilgili bilgi verebiliriz. Danışmanlık yapabiliriz. İlaç kullanımı, gebelikte tehlike işaretleri neler, bununla ilgili genel bilgi veriyoruz. Acil durumlarda gebe ve ailesinin izleyeceği yollar nelerdir? Doğum eyleminde işte doğum nerede yapılacak, kim yapacak, ne zaman olacak? Emzirme ve en son aile planlaması diyoruz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere.